Evet. Hülya Ünal. 45 yaşındayım. Korona oldum hiçbir şekilde anlamadım. Asemptomatik yani belirti vermeyen bir şekilde geçirmeye başlamışım kendim. Sadece burada tedbir amaçlı yaptığımız hastanemizin, idaremizin işte öngörülen kurallar çerçevesinde hastaneye işe başlamadan önce geldiğim il dışı yolculuğundan sonra tedbir amaçlı yaptığımız teste çıktı. Peki neler hissettiniz? Çok kötü oldum yani şok oldum. Dedim test yanlıştır dedim kendi kendime. Öncesinde kan testimiz yapılıyor. Ondan sonra şikayetiniz var mıydı? Ağır ateş. Şikayetim şöyle aslında yok denecek kadar azdı. Bir boğaz ağrım vardı ama insanların bu bademcikteki ya da işte faranjit olduğundaki boğaz ağrısı kadardı. Vücut kırgınlığı falan oldu ama işte bunun yanında bir de anne olunca insan evde de tabii işlerimiz var. Onları yaptıkça herhalde dedim yorgunluğa bağlı falan. Yani beni ayırt edecek, koronayım ben dedirtecek hiçbir şey olmadı. Ateş çıkmadı, öksürük yok, burun akıntısı yok, hapşırık yok, hiçbir şey olmadı. Hastanede 9 gün tedavi gördüm. Bir odadaydık. Odadan dışarı çıkmak izolasyon açısından sıkıntılı olduğu için tabii haliyle çıkamıyorsunuz. Tabii şu anki kaldığımız şartlar Türkiye çapında 5 yıldızlı bir otel konforunda. Televizyonumuz, her şeyimiz zaten halkımız da geldiği zaman görmüştür. Ama ne yaparsanız yapın. Altından da olsa insan keşke diyor evimde olsa da evimde izole olayım diye bekliyor. Kötü bir psikoloji. Gelen herkes kendini korumak, diğer hastaları korumak adına böyle giyinmiş ve bariyerli bir şekilde. Yani kendini koruma altındaki bütün kıyafetleri giyerek geliyor. O zaman mesleki hayatımda 25. yıldayım. Çok hastayla karşılaştım. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Ama bir insanın yatakta böyle bir şey bulaştıracağım korkusuyla ya da böyle kendisini böyle bir değişik bir varlık gibi hissetmesi korkunç bir şey. Ya bunu psikolojisi de gerçekten zor bir şey. Sadece şunu söylemek istiyorum halkımıza. Korona olup da geçirebilen ve atlatabilen bir insan varsa bu insanlar kıymetli insanlar. Tedavisi yapıldıktan sonra. Çünkü şu an bizim kanımız ve plazmamız gerçekten çok kıymetli. İnsanlara faydalı olabilirsek. En azından aşı ve tedavi bulununcaya kadar ya da bir alternatif olarak bizim plazmalarımız çok kıymetli. Artı tedaviden sonra da belli bir süreç geçtikten sonra hekimlerimizin denetimi altında bizim bulaştırma riskimiz yok. Yani benim bildiğim kadarıyla olmadığı da söyleniyor. O yüzden kimse korona olmuş ve geçirmiş hastayı lütfen irdelemesin ya da ona sürekli bulaşıcıymış gibi muamele yapmasın. Bunlar çok önemli. Bunları etrafımızdaki insanlardan da duyuyoruz. Çünkü biz sağlıkçıyız ve bu sorularla da çok fazla geliyorlar. Benim özellikle istediğim sizden bu konunun insanlara bu şekilde ulaştırılması. Evde durduğumuz sürece de ne yapacak bilmiyorum. Yani zaman geçireceğim artık. Bekleyeceğim bu süreyi. Keşke çalışma imkanım olsa da işime geri dönsem. Bir tek bunlar ölmemiş var ya. Şunları hep dikmiştim. 10 gündür hayat yok benim evde. Durum böyle.